Autodesk Inventory ile montajlarda çalışırken özellikle de parça sayılarınızın artmasıyla birlikte montajdaki parçaların bulunması önemli bir konu olabilmektedir. Dolayısıyla bu alıştırmada Autodesk Inventor'ın sunduğu montaj modellemedeki parçaların bulunması ile ilgili özelliklere bakacağız. Parçaların bulunması klasörünün altındaki dosyamı açıyorum. Bu montaj dosyası nispeten büyük sayılabilecek bir dosya. Şu ana kadar gördüğümüz alıştırmalardan daha fazla parça içeriyor. İlk olarak izole etmek dediğimiz bir komuttan bahsedeceğiz. İzole etmek dediğimiz komutta ister browser penceresinden isterse de çizim ekranından bir parça ya da alt montaj seçip sağ tuş menüsüne basarsanız eğer açılan komutlar içerisinde izole et dediğimiz bir komutun olduğunu göreceksiniz. Komutu çalıştırdığınız an seçtiğiniz parça dışındaki tüm parça ya da alt montajlar gizlenir ve sadece bu seçilmiş olan parça ya da alt montaj görünür kılınır. Böylece belli bir alan üzerinde çalışırken diğer parçaların hızlı olarak gizlenmesini sağlamak için izole etme komutunu kullanabilirsiniz. Browser penceresinin sol üst köşesinde yer alan Browser Filters ikonuna bastığınızda burada Browser penceresinde bir filtreleme yapmanızı sağlayan seçenekler var. Kullanıcı tanımlı koordinat sistemlerinin gizlenmesi, çalışma unsurlarının gizlenmesi gibi seçenekler burada sunulmuştur size. Dolayısıyla browser penceresinde örneğin şu anda izole ettiğimiz alt montaja bakarsak bu alt montajı oluşturan parçaları görürsünüz. Eğer Show Children Only seçeneğini kullanırsanız bunun anlamı şudur. Ana montaj seviyesi temel seviye kabul edilir ve hemen bunun altında kalan parça ya da alt montajlar listelenir. Onların altındakiler ise gizlenir. Dolayısıyla buradaki alt montajımızın içerdiği parçalar ya da diğer alt montajlar browser penceresinde gizlendi ve sadece ana montaj seviyesindeki parça ya da alt montajlar kaldı. Dikkat ederseniz özellikle bu alana yaklaşırsak bu alt montajda bazı çalışma unsurları var. Dolayısıyla montaj tasarımı sırasında montaj ortamında bu alt parça ya da alt montajlarda yer alan çalışma unsurlarını gizlemek isteyebilirsiniz. Bunun için View şerit menüsü altındaki Visibility panelinde yer alan Object Visibility komutu kullanılır. Buradaki oka basarsanız size bir liste açılır. Tüm çalışma unsurlarını gizlediğimde dikkat ederseniz montaj dosyasında parçalar ya da alt montajlarda açık olan çalışma unsurları gizlenmiş oldu. Bunları yeniden açmak için yine aynı yere gelip aynı komutu işaretlemem yeterli. Şimdi dikkat ederseniz şu anda bu alt montajın dışında bu alt montajı oluşturan parçalardan herhangi birisini seçemiyorum. Seçtiğim zaman komple alt montaj seçilmiş oluyor. Bu da nesne seçim önceliği dediğimiz bir özellikten kaynaklanıyor. Hızlı ulaşım menüsünün bu bölümünde nesne seçim önceliğini değiştirebilirsiniz. Buradan Select Part Priority'yi seçtiğimde, şimdi dikkat ederseniz, üzerine geldiğim değimlecimle parçaların seçimine olanak tanımış olurum. Çizimden bir parçanın seçilip browser penceresinde bulunması için sağ tuş menüsündeki Find in Browser komutu kullanılabilir. Komuta bastığımda bir uyarı aldım. Şu anda bu parçanın browser'da görüntülenemeyeceği söyleniyor bana. Filtrelerden kaynaklı olabileceği mesajını aldım. Bunun sebebi daha önce sadece ana montaj seviyesinin hemen altındaki parça ya da alt montajları göster dediğim için. Bunu kapattığım an yeniden parçamı işaretleyip sağ tuş menüsünden Find in Browser komutunu çalıştırırsam bu parçanın browser penceresinde görüntülendiğini göreceksiniz. Biz yeniden seçim önceliğini
Component private olarak değiştirelim. Ve diğer parçaların hızlı bir şekilde yeniden görünür olmasını sağlayalım. Bunun için sağ tuş menüsüne gidersem eğer Undo Isolate komutunu göreceksiniz. Bir izole işlemi yapıldıktan sonra bu komutu kullandığınız an bu işlemden önceki görünürlük seviyesi aktif duruma gelir. Dolayısıyla diğer parçalarda görünür olur. Yine büyük montajlarla çalışırken zaman zaman parçaların varlığı dolayısıyla göremediğiniz alanlar olabilir. View şerit menüsünün altındaki Appearance panelinde 4 farklı geçici kesit alma şansınız var. Çeyrek kesit, yarım kesit, 3 çeyreklik kesit ve yeniden normal görünüş. Yarım kesit komutuna giriyorum. Benden öncelikle istediği şey hangi düzleme göre bir kesme işleminin yapılacağı. Daha önce burada tanımlanmış olan Work Plane 3'ü seçiyorum. Ve sağ tuş menüsünden istersem yönünü değiştirebilirim. Done ile geçici kesiti kabul ediyorum. Böylece burada seçmiş olduğum düzlem kesme düzlemi olarak kabul ediliyor. Belirttiğim yöne göre kalacak olanı gösteriyorum ve geçici olarak modellerimi kesmiş oluyorum. Bu sayede belli alanların daha rahat görülmesi ve bu alanlarda daha rahat çalışılması mümkün olmaktadır. Yeniden eski görünürlüğe getirmek için aynı yerden End Section View komutunu kullanmanız yeterlidir. Bunlar dışında eğer bir parça seçilip sağ tuş komutuna menüsüne girilirse eğer seçim yöntemi ile ilgili başka seçenekler daha bulunmaktadır. Selection bölümü bu seçim yöntemlerini içeren komutların bulunduğu bölümdür. Select all occurrences bu işaretlemiş olduğum parça ya da alt montajın başka örnekleri varsa tümünün tek seferde seçilmesini sağlar. Constraint tool ile seçmiş olduğum parçanın montaj sınırlamalarıyla bağlı olduğu diğer parçaların seçilmesini sağlar. Belli bir bileşen büyüklüğüne göre seçim yapabilirim gibi değişik seçim yöntemleri burada yer almaktadır. Bu seçim yöntemleriyle istediğiniz parçaların daha hızlı bulunması mümkün. Biraz önce gördük. Çizimdeki bir parçayı seçip ya da montajı seçip browser'da bulmuştuk. Aynı şekilde browser'dan bir parça seçip Find in Window komutuyla onun pencerede bulunmasını sağlayabilirim.